İlk videomda size Bitcoin fiyatını açıklamıştım ve ondan sonra 3-4 gün sonraki çektiğim videoda Bitcoin fiyatının %40-%50 arttığını hep beraber görmüştük. Hatta o videomdan bir önceki videoma kadar da çok ciddi bir yükseliş gösterdi. 40 bin civarlarından 80 binlere dayanan bu Bitcoin'in fiyatı geçtiğimiz 2 gündür Bitcoin sahiplerini bir hayli üzdü. Peki neden? Grafikleri takip ediyorsanız zaten demek istediğimi anlamışsınızdır. 17.000, 18.000 dolarlarda dolaşan Bitcoin'in fiyatı %40 civarı düşerek 10.000 ile 12.000 dolar arasında oynamaya başladı. Ve grafikteki bu iniş nereden baksanız saatleri aldı. Peki Bitcoin neden düştü, neden yükselmiyor ve ne zaman yükselecek? Bu soruların cevaplarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Video başlamadan kesinlikle söyleyeyim. Bu videoda anlatacağım şeyler Bitcoin bu yüzden düştü, haberiniz olsun. Bitcoin bu yüzden düştü ve düşecek ya da yükselecek demek için değil. Benim gibi internette araştıran ve neden düştüğünü gerçekten merak eden insanlar için tamamen bir tez niteliğinde çekiyorum bu videoyu. Yani bu videoda anlattıklarıma inanmayabilirsiniz, öyle değil diyebilirsiniz, bence bu yüzden diyebilirsiniz. Kesinlikle açık görüşlüyüm bu konuda. Ben sadece internette araştırdığımı ve gruplarda, forumlarda okuduğum bilgileri size aktarmak istiyorum. Tabii işin içine biraz da fikrimi katıyorum. Şimdi geçtiğimiz 2-3 güne hızlıca bir bakacak olursak gerçekten çok fazla şey oldu o 2-3 günde ve oluşan şeylerin çoğunun Bitcoin'in aleyhine göre ve bu düşüşü görenler fiyatı daha da düşürmek için farklı hamleler yaptı. Öncelikle 2 gün önceki blockchain'in çöküşünden başlayayım. Blockchain günlerdir Bitcoin ve Ethereum ağındaki yoğunluk sebebiyle kullanıcılara uyarı veriyordu ve ara sıra performans konusunda sıkıntılar çıkartıyordu. Bu verilen uyarı da Bitcoin ağındaki mevcut kullanım oranlarının rekor seviyelerde olduğundan ve bu yüzden onay sürecinin uzatıldığını ve doğal olarak da madencilere verilen işlem ücretlerinin de arttığı yazıyordu. Ayrıca blockchain işlemlerin pahalandığını ama ekstra alınan bu ücretlerin direkt olarak madencilere gittiğini söylüyordu. Yani Bitcoin transfer ücretlerinin arttırılması ve doğal olarak yaşanan yoğunluktan dolayı blockchain sitesi 2 gün önce bir duraksama yaşadı. Bu duraksama sonucunda ne oldu? Bekleyen işlem listesi 288 bin transaction'a kadar yükseldi. Ayrıca blockchain geçen hafta Bitcoin Cash'i de portföyüne dahil etmiş ve Bitcoin Cash almaya hak kazanan kişilerin mevcut bakiyesini teslim etmişti. Yaşanan bu yoğunluğun ve transfer işlemlerinin gerçekleşmemesinin sonuçları olarak Bitcoin fiyatı bu durumda etkili olabilir. Madde 1 olarak söylüyorum bunu. Madde 2'ye gelelim. Bildiğiniz gibi haftaya yılbaşı ve insanlar Bitcoin'lerini nakit paraya çevirmeye çalışıyor. Yılbaşı alışverişidir, yılbaşı hediyesidir, yılbaşı etkinliğidir. İnsanların paraya ihtiyacı olduğu için bakiyelerinde bulunan Bitcoin'leri nakit paraya çeviriyorlar ve bu da doğal olarak arz talep meselesinden Bitcoin'in fiyatını etkileyebilir. Tabii ki de satış olduğu için negatif anlamda etkileyebilir. Bu da ikinci teorim gibi bir şey. Üçüncü tezime gelelim. Bu tezde de haberlerde ya da sosyal medyada görmüşsünüzdür belki. Kore'nin 7.2 milyon dolar Bitcoin hacklendiği haberlerini belki görmüşsünüzdür. Güney Koreli yetkililer Kuzey Kore'nin 7.2 milyon Bitcoin hacklediğine dair bir iddia ortaya sundu. Tabii bu hacklenen Bitcoin'ler de Bitcoin piyasasını oldukça etkileyebilen bir faktör. Ve tabii ki bu üç teorinin de genel olarak bakıldığı zaman ortak bir noktası var. İnsanların psikolojisi. Sen ben gibi belli bir Bitcoin olan insanlar bu tarz haberleri görüp tamamen psikolojisine aldanabiliyorlar. İşte Bitcoin eklenmiş, blockchain eklenmiş, üstüne bir de bu düşüşleri görüp daha da düşecek diyen insanlar, hiç Bitcoin'i olmadan orada burada Bitcoin bir balon patlayacak, sakın almayın diyen insanlar, yaptığı bir işlemden kaybedip etrafındaki bütün insanlara Bitcoin'in yanlış olduğunu, hemen satması gerektiğini söyleyen insanlar, bu insanlar elinde Bitcoin olan insanlara tamamen bir manipüle etmeye çalışıyor. Yanlış kelime kullanmış olabilirim, yani psikolojisini etkilemeye çalışıyor. Doğal olarak da çok fazla araştırmayan, sadece elinde Bitcoin'i olan insanlar bu manipüleye aldanıyor ve ellerindeki Bitcoin'i çıkartıyorlar. Yani zaten düşmekte olan bir grafiğe daha da fazla Bitcoin satıp daha da fazla Bitcoin satıp düşmesine destek veren insanlardan oluyoruz istemsiz. Şimdi diyeceksiniz, sen kaybetmedin mi? Sen niye böyle konuşuyorsun? Neden bu kadar olumlusun hala? Evet, ben de çok ciddi para kaybettim, fakat demin de dediğim gibi oldukça olumlu bakıyorum şu an olaya. Bitcoin olması gerektiğinden çok daha yüksek seviyelere çıktı ve bu çok kısa bir süre içerisinde oldu. Yani bu seviyelere düşüp kendini dengelemek Bitcoin açısından daha sağlıklı bir gelecek sunuyor bize. Ayrıca bana sosyal medyadan da yazıyordunuz. İşte abi 70 bin lira, 80 bin lira çok pahalı, çok az Bitcoin geliyor, ne zaman yatırım yapmalıyım gibi. Alın size çok güzel bir yatırım zamanı. Bütün altcoin'ler, Bitcoin, Ethereum hepsi düşüş halinde. Düşüş olduğu daha da düşeceği anlamına gelmiyor. Yani gelebilir ama direkt olarak daha da düşecek sinyalini vermiyor bize. Her bir düşüş aslında bir alım fırsatı. Şöyle anlatayım, normal bir insan ve Bitcoin'den birazcık da olsun anlayan bir insan. Bitcoin'in düşüşünü gören
gerçekten normal insan düşüyor, daha da düşecek, hemen elinden çıkarayım ki daha fazla zarar etmeyeyim kafasında devam edip elindeki bütün bitcoinlerini çıkartıyor. Fakat bitcoin'den azıcık da olsun anlayan ve araştıran insan bunun bir alım fırsatı olduğunu anlıyor hemen ve zarar etmesine rağmen elindeki ufak tefek paralarla daha da bitcoin alıyor. Ve bitcoin eski haline geri döndüğünde buradaki kişi zarar etmiş, buradaki kişi ise daha fazla kazanmış oluyor. O yüzden bu yaprak dökümü gibi olan grafiklere kesinlikle negatif bakmanızı önermiyorum. Bardağın biraz dolu tarafına bakmakla ilgili olduğunu düşünüyorum ve her düşüşün aslında bir alım fırsatı olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Son olarak da Bitcoin'in bu sallantısıyla ilgili kişisel bir fikrimi yapacak olursam ki daha demin de yaptım. Çok kısa sürede çok hızlı yükseldi. Tabii bundan memnunduk ben ve bütün Bitcoin sahibi insanlar. Fakat bunun böyle bir dengelemeye gelmesi Bitcoin'in geleceği açısından çok sağlıklı bir adım oluşturdu. Yani sosyal medyada, televizyonlarda çıkan ekonomistlerin konuşmasına veya sosyal medyada çıkan o balon patladı, Bitcoin bitti haberlerine kesinlikle manipüle olmayın. Unutmayın bu da bir borsa fakat bu finans sektöründeki borsadan çok daha farklı. Oradaki ekonomistleri kötülemek açısından tabii ki de söylemiyorum. Onlar benden çok daha bilgili insanlar. Fakat çıkıp geleceğin teknolojisine bu balon bu patlayacak sakın girmeyin deyip kimse görmeden ceplerinde Bitcoin'i olan insanlar var. Bu insanların sizi manipüle etmesine ve Bitcoin almanıza karşı çıkmasına kesinlikle manipüle olmanızı istemiyorum şahsen. O yüzden hodl diyorum, hodl diyorum, hodl diyorum. Gerçi ben onun videosunu çekmedim. Hodl demek her düşüşe rağmen elinizde bütün kripto paralarınızı tutmanız demek. Yani zarar satışı, panik satışı yapmamanız demek. Fırsatınız var hala. Hala düşük seviyelerde ki ben kişisel olarak bir hafta içerisinde kendini toplayacağını düşünüyorum. Zararına satış yapmayın. İmkanınız varsa biraz daha alın. Sizi zorlamayacak bir bütçeyle. Biraz daha alın ve biraz daha yatırım yapın. Çünkü bu fırsat bir daha gerçekten gelmeyebilir. Evet diyeceklerim bu kadardı sanırım. Belki başka sebepler de vardır kaçırdığım, internette okuyamadığım ya da takip edemediğim. Eğer Bitcoin şu yüzden düştü gibi bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii bu videoyu izleyen kişi de yorumlar kısmına bakmayı unutmasın. Belki dediğim gibi kaçırdığım bir şeyler vardır. Klasik diyeceğim şeyler kaldı. Bağış yapmak isterseniz altcoin ve Bitcoin adreslerim aşağıda açıklamalar kısmında. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yan taraftaki zilden de bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarım dakikasında telefonunuza bildirim olarak gelsin. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.